Ramazan balıqçı. Balıqçı koltuk döşe mənim elemanıyım. 20 yıldır ben bu meslekteyim, baba mesleği. Kendimi bildiğimden beri bu mesleği yapıyorum. İlk başlangıcım baba mesleği. Babama bakarak, özenerek, millete böyle bir faydalı iş olsun diye kendimi bu işe adadım. Şimdiye kadar da başka bir işe gitmedim. Sırf bu işteyim. Döşemecilik nedir? Yani şu anda millet getiriyor, koltuğunu getiriyor, parçalanmış, bitmiş şekilde. Biz onların onarımlarını yaparız, yüzlerini değiştiririz. Müşterinin kendi zevkine göre kumaşlarını beğendiririz. Yani müşterinin nasıl, ne şekil isterse o modelde döşemeciliklerini çıkarırız. Mağazada gidip beğenirsin ama burada gelirsin, kendi modeline göre sana model çıkar. Aynen. Hangi modelden, 10 renkten bana desin döşe, ben 10 renkten döşerim. O kendisine kalmış zevkini artık, kendi evin dekoruna kalmış bir şekilde halısına uydurabilir, perdesine uydurabilir. Müşterilerin istediği gelip kumaşlarını beğenirler. Koltukları buraya gelir. İlk başta biz bir denemesini yaparız. Modellerini gösteririz. Model beğenirler. Modeline göre çalışmamızı yaparız. Döşendikten sonra müşteriyi çağırırız. Geliriz burada beğenir. Ne var ne yok, yani bir sıkıntımız var mı? Müşteri beğenir, memnuniyetini olur. Bunlar İstanbul'dan geliyor, Bursa'dan geliyor. Ondan sonra Antep'te varsa Antep'ten. Şu anda ağırlığımız hep İstanbul'dan geliyor. Kumaşlarımız garantili, 2 yıl garantilidir. Leke tutmaz, şu anda Urfa'da çok isteniyor. Yani elimizde şu anda hepsi mevcut. Her modelden var. Şanlıurfa halkı internet üstünden adreslerimiz var. Adres üstünde balıkçı koltuk döşeme diye geçip de adresten bulabilir. Eski müşterilerde numaralarımız var. İnternetlerde de numaralarımız var. Her şekilde bize ulaşıyorlar. Eski ustalardan kimse kalmadı. 81'den belli bir babam var. Bir de yani sayılır birkaç esnaf var. Bizim esnafımız bu işi çok ilerletemedi. Şu andaki genç nesiller zaten yapamıyor. Geliyor bir hafta, iki hafta çalışıyor, kaçıyor, gidiyor. Eskisi gibi zaten biz de döşeme ustası bulamıyoruz. Yok. Kendi imkanlarımızla biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu bir döşemeciliği bir tanıtmamız lazım. Daha millet daha dediğiniz gibi daha döşemenin ne olduğunu bilmiyor. Ne yapılacağını bilmiyor. O yüzden biz de internetlere hep yapılmış modellerimiz var. Eski hali, yeni hali hep internet sayfalarımızda var. Bütün halkımız internet sayfamıza girip de görebilir. 20 yıl önce daha biraz yoğunluğumuz vardı. Yani en azından millet yaptırıyordu, şey yapıyordu. Bu aralar biraz işten dolayı, dolardan dolayı biraz işlerimiz düştü yani. Ama eskiye göre bakarsanız müşteri şu anda daha çok yüz döşemeye başlıyor. Eskiden para vardı diye sıfır alıp götürüyordu evine. Ama şu anda genellikle hep döşeme üstüne çalışıyoruz. Yani millet şu anda sıfırı bıraktı. Herkes yüz döşemeye getiriyor. Reklamla bunu halkımıza tanıtmamız lazım. Reklam olmadığı zaman biz ne kadar da yani kendi çevrelerimize ifade edebilsek bile, ama reklam olmasa biz bunu çözemeyiz. Halkın görmesi lazım. Nerede, nasıl döşeniyor ya da model olarak görmeleri lazım. Bunu eğer başarabilirsek ise herkese güzel bir şekilde sunum yapabiliriz. Ya yetkililerin bize, en azından bize destek vermesi lazım. Yani işleri daha büyütmemiz lazım. Reklamlarımızı, en azından yanımızdaki elemanları da sayısını yükseltmemiz lazım. Ama şu anda ancak bir dükkan kendi kendini idare edebiliyor. Büyüttüğün zaman eleman da çok olur. Yanında eleman da yetiştirebilirsin. Reklamını da güzel yapabilirsin. Yok, çırak şu anda yok. Yani ilgisi şu anda bizim döşeme tarafına ilgi yok. Yani ne çırak bulabiliyoruz, ne halfe bulabiliyoruz, ne usta bulabiliyoruz. Bu durumda baya biraz kötüyüz. Yani döşemeciler olarak bize bir bütçe ayırması lazım. En azından biz yanımıza alıp da onları eğitip de ya da devlet ondan sonra onlara iş yeri, iş imkanı sunması lazım. Yani şu anda biz alırız, yanımızda yetiştiririz. En azından devlet onu bir fabrikaya ya da bir şeye geliştirebilir. Ama biz bir tanelen, iki tanelen iş yürümez. Bunun genelinde olması lazım. Şu anda Şanlıurfa'ya göre, yani Şanlıurfa şu anda güzel. Şanlıurfa'da bu aralar yani döşeme geliyor. Sıfır pahalı olduğundan dolayı millet yaklaşıyor. Aman
biz de hemen şu anda dolar yüksek olduğundan dolayı bizim kumaşlar da dolarla geliyor. Bizim ürünler de ister istemez yükselmeye başlıyor. Yani oradan da biraz millet durmaya başlıyor.